Günler sevgili izleyiciler. Nasıl özlediniz mi beni dün akşamdan beri? Dün akşam saat 21'den 23.20'ye kadar sizlerle beraberdik. Gene geldik, gene beraberiz. Evet, geldik 17 Aralık'a. 17 Aralık deyince tabii yani insanın aklına neler gelmiyor, neler gidiyor falan filan. Fakat dikkat ederseniz 17 Aralık'la ilgili hiçbir şey yok. Şu kahvemden alayım da unutuyorum. Utku dedi ki kahvenizi içmeyi unutmayın. Çünkü soğutuyorum ondan sonra. Sesimi de çıkmadan önce ayarladım. Gürül gürül çıksın diye. Evet, şimdi bugün 17 Aralık 2020. 7 yıl önce yaşanan bir olay vardı. Ona geleceğim. Yani çünkü önemli bir gündü. Hatta onunla ilgili çok ilginç bulduğum bir ayrıntıyı da size anlatmak istiyorum. Yani günümüzde korku imparatorluğunun nasıl herkesi sardığını, muhalif olanların bile dur abi dediklerini anlatmaya çalışacağım biraz. Onun dışında tabii korona devam ediyor. Ha şeyi söyleyeyim, Amerika Dışişleri Bakanı değil mi? Pompeo hani geldi de bizim kimseyle görüşmeden gitti. Bartolomeos'la görüşen adam. O da korona olmuş. Önce karantinaya alıyorlar. Çünkü koronalı biriyle ilişkisi olmuş. Yani şimdi mesela enteresan bir şey. Amerika'da hemen karantinaya alıyorlar. Diyorlar ki bu adamda korona çıktı, sen de dün onunla toplantıdaydın. Adama bulaşmış tabii. Yani bu çok hızlı bulaşıyor biliyorsunuz. Yani bu bir metre, iki metre lafını yabana atmayın. Tabii kapalı alana girdiğiniz zaman o iki metre falan da çok aman aman fark etmiyor. Açık havada bir metre iyi. Çünkü neden? Tamamen ağızdan çıkan, burundan çıkan yani o şey hiç görmediğimiz o çok güzel şeyleri var biliyorsunuz. O videoları mutlaka seyretmişsinizdir yani sosyal medyaya meraklı olanlar. Ne yapıyor? O işte bilmem ne ışınıyla çekilen görüntüye bir şey veriyorlar. Ve havada uçuşan o küçük partikül mü diyorlar hani o böyle zerreler ama yani ho yaptığınız zaman aslında ağızdan bir sürü hiç gözle görülmeyen mini 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 bir şeyler çıkıyor. İşte onları görüntülüyorlar. Şimdi kapalı alanda o böyle gidiyor gittiği gibi bir de böyle dolanıyor yani. Çünkü alan kapalı. Hani oradan çıkıp ya da havada ya nefessiz kaldık düşüp ölene kadar böyle bir dolaşıyor. O arada senin de burnundan içeri girerse içeri giriyor yerleşiyor bir güzel oh ondan sonra yandı. Onun için dikkat etmek lazım her alanda. Şimdi bu arada şey olmaya başladı, espriler üremeye başladı. Şöyle espriler. Mesela dün akşam işte market alışverişi için gittim. Bir hanımla karşılaştım. Bana aa Can Bey dedi. Hatta şey yani türbanlı falan bir hanım. Baktım işte gözünde de bir şey dedim geçmiş olsun falan. Bir göz hastalığı söyledi yani bayağı bir şey. Ondan sonra da bana dedi ki iyisiniz değil mi dedi. Dedim yok çok iyiyim. En son cuma günü de kan testleri bitti. Çok güzel çıktı. Rahatım yani dedim. Hani şey güç kuvvet olarak güzeliz falan. Ne dedi biliyor musunuz? Ya iyi ki olmuşsunuz dedi. Çünkü bundan sonra yakalananlar ne olacağını bilemiyoruz dedi. Yakın çevreme bakıyorum dedi. Çok durumu kötü olanlar var tanıdıklar arasında falan. Ben bunu ilk defa duymuyorum. Birkaç kişiden daha duydum. Ya yaptın kurtuldun. Yani öyle bir psikoloji oluştu ki. Ya bu herkes olacak. Hatta erken olanlar da kurtuluyor. Mesela neden kurtuluyor biliyor musunuz? Aşı. Mesela benim doktorum dedi ki yani 6 aylık bir antikor var vücudunda. Bu ürer daha da dedi. Yani o şeyi tutacak dedi. Size tehlike az. Ha efendim bir daha yakalanmaz mı? Yakalanır tabii canım. Yani vücuttaki antikorlardan daha yüksek kapasitede bir virüse maruz kalırsan. Tabii ki olur. Nitekim var. İkinci yakalananlar falan var. Ama en güzelini Murat Taylan anlattı ya. O hastanelerde şeyler türemiş. Var ya hani şimdi koronanın en kötü tarafı yalnız. Yani ziyaretçin yok. Mesela dün akşam gerçi gördüm Sedef Kabaş'ın yayınında Murat Taylan da odaya girip çıkıyor. İşte onlara izin vermişler. Hani o da koronalı, o da koronalı. Bir de işte ikisi de bilinen isimler. Hani gitmiş Sedef Hanım'a yardım falan tamam. Ama ben mesela yatarken koridora çıkartmıyorlardı. Ya kat olduğu gibi koronalı. Hani yan odaya bir gideyim arkadaş sen ne kadarsın senin ne yok onlar falan yoktu. Onun için fena bir durum. Şimdi hastanelerde özellikle de devlet hastanelerinde daha çok bu. Çünkü oralar hem daha kalabalık hem de bu tür işleri oralarda yapıyorlar. Özellerde pek olmuyor. Çünkü
Yani genellikle yatanlar ya varlıklı oluyor ya da işte bu sağlık sigortasına sahip olduğu için işte bir takım dışarıdan alınması gerekenleri halledebiliyorlar yani. Ama devlet hastanesi daha zor. Refakatçi de giremiyor. Böyle refakatçi yardımcısı gibi bir şey türemiş. Şimdi bunlar geliyorlar. Diyorlar ki yani alacak bir şeyiniz var mı dışarıdan? Bütün işlerini halledeyim. O kata bunları sokuyorlar. E gidiyorlar geliyorlar. Bizim Murat Taylan sormuş. Demiş ki ya demiş sen pek koronaya tutulmuyor. Abi üç kere tutuldun. Ama devam ediyor çünkü oradan para kazanıyor. Orada yatanlar ne bileyim işte o 15 gün kaldığı için nereden baksanız bir 50-100 lira para bırakıyor. Yani işte getir götür işleri için falan. Onları yapıyorlar yani. Ve şimdi geliyorum şeye. İlk defa duymadım diyorum. Yani böyle bir psikoloji oluştu milletin de kafasında. Yani acaba keşke biz de geçirip kurtulsa mıydık? Dediğim gibi geçirmiş ve iyileşmiş olanların mesela uzunca bir süre aşı derdi yok. Şimdi hatta dün biri öyle bir espri de yapmış gene. Ulan diyor bunlar diyor iyileşen hasta sayısı diye rakamları yükseltiyorlar. Yani tabii iyileşenlere şu anda aşıya gerek yok zaten. En büyük aşıyı olduk biz. Yani korona geçirenler. En sağlam aşıyı olduk. Dahası yok yani. Girdi virüs. Oo, bir savaş, bir savaş. Ay, yendik. Ondan sonra da bizim ordumuzu yeniledik. Yeni silahlar falan öyle bakınca. S-400'ler aldık. Vücudumuzda duruyor şimdi. S-400'ler uzaktan çakacak. Onun için böyle bir şey var ve ha bir de tabii şunun için söyleyen var. Ya sayı giderek artıyor. Bir sağlık sektörü çok çöküşe doğru gidiyor. Yani sağlık çalışanları çok yoruldular. Yani gene bir arkadaşımız Engin hani röportajları falan yapan arkadaşımız gece biraz fenalaşıyor, ambulans çağırıyorlar. Gece yarısı aradı, anlattı. Dedi ki yani Can abi ambulansı görmen lazım. Pislikten içilmiyor. İndirdiler, bir tansiyonuma baktılar. Ateşimi ölçtüler. Bir ilaç verdi. Sen evine git, evine yarın filyasyon ekibi gelir dediler. Bıraktılar diyor. Şimdi neden mesela ambulanslar tabii hepsi mi ama hani en azından bizim arkadaşımızın acilden çağırıp bindiği ambulans çok son derece pis. Yani diyor ki ne yapacağımı şaşırdım. Niye oluyor? Ya o kadar yoğunlaştı ki artık olay. Hani sağlık personeli de bitap durumda. Onunla ilgili bir haberimiz var mıydı bizim? Bir dakika. Böyle bir şey görmüştüm çünkü sanki. Korona haberlerimize. Şimdi bakın bir haber izletmek istiyorum size. Sağlıkçılar yemek diye. Manisa'da sağlık çalışanlarına verilen yemeğin görüntüleri. Manisa'da. Şimdi bu oradan gelmiş ama 81 ilin ne bileyim belki 75'inde durum böyledir. Bir cevap veriyorlar mı bilmiyorum ama bir arkadaşlar koyar mısınız? Bir şey söyleyeyim. Bu nasıl bir mantıktır? Yani bu kumanyayı talimat, bunu biri bu talimatı veriyor bir. Çünkü bunlar satın alma şeyleri falan var. Yani biri imzalıyor bunu böyle hani getirin diyemez kimse. Ya onu verirken ne bileyim hiç mesela vicdanı nasıl adam? Ya da işte bunu saraydakiler falan duymuyorlar mı? Yani hani tabii böyle çuvalla para kazanınca herhalde akıllarına gelmiyor yani ne bileyim. Çünkü olmaz. Ya bu bir taraftan bir müthiş şey popülizmi. Sağlıkçı. Canımız ciğerimiz feda olsun onlara. Hakkını ödeyemeyiz. Ya şimdi bu hakkını ödeyemeyiz lafı var ya. Doğru. Ödemiyorlar çünkü. Adam hay şimdi derse ki bizim saray ahalisi efendim biz hakkını ödeyemeyiz dedik zaten. Valla bak bunu bile yaparlar ha dedik yalan söylemiyoruz kardeşim hakkını ödeyemeyiz ne yapalım yani işte bu kadar ödüyoruz. Olmaz. Bakın çöküyor. Ben topluca istifaların ya da işe gelmemelerin bile olabileceğini düşünmeye başladım. Olacak şey değil ya. Yani nereye, ne kime yetişecekler? Ve moral sıfır. Onun için çok dikkat etmek lazım. Şimdi gelelim bugüne. Bir dakika bakıyorum bir şeyimiz var mı? Ha tabii bu para dedik, saray filan. Ya bir de şu röportajımızı bir yayınlayalım. Değil mi? Evet şu. Evet. Anlattığım şey kuru ekmek edebiyatı. Onunla ilgili bir şeyimiz var, röportajımız var. İzleyelim.
Bu böyle bakteri, bu da tulumum. Evimi sırtımda taşıyorum ben. Çöpleri karıştırıyorum, kutuları topluyorum. 3 gün, 5 gün biriktiriyorum, götürüp satıyorum. Her şey bunun için, bir lokma ekmek için. Bu lokma ekmeği yemek olmasa ben burada 24 saat yatarım. İnsan yemeden yaşayamıyor, biliyorsun değil mi? Pandemi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları var. Belli bir saatten sonra vatandaşlar evlerine dönüyorlar, yoksa yaptırımı var. Bir de sokaklardan çıkamayanlar var. Onlar caddelerde, sokaklarda, köprü altında kalıyorlar. Bir kuru ekmeği bulmak için yaşıyorlar. Benim karnım aç. Ben gündüz karnımı doyuramıyorum. Nasıl yemek için çözüyorsunuz? Ya işte hayırsever insanlar var. Bazen gidiyorlar. Birinden çorba alıyoruz, birinden pilav alıyoruz. Yemek yiyemediğiniz gün oluyor mu? Olmaz mı? Çok aç yattık. Çok aç yattım. 3 gün yemek yemediğim zaman oldu böyle. Ümran Verdioğlu 59 yaşında. Cihangir'de metruk bir yerde yaşıyor. Daha doğrusu yaşamaya çalışıyor. İşi yok, çöp karıştırıyorum diyor. Tek derdi ise bir kuru ekmek, ama bazen onu da bulamadığını söylüyor. Kuru ekmek yediğinde doyuyor musun? Bir dakika. Şimdi onu söyleyen o AKP'li milletvekili... Bir öğün kuru ekmek yesin bakayım, göreyim onu ben. İnsanlar çöplerden ekmek toplamaya çalışıyor. Çöplerden. Ben çöpten topladım. Bak bunları. Gösterebilirim. Bak çöpten buldum bunları. Çöp yiyeceğim bunları. Ben mecbur muyum çöpten geçinmeye? Bu ülkenin madem bu kadar çok geliri var. Madem bu kadar refah düzenindeyiz. Niye bu kadar insan sokakta kalıyor? Niye bu kadar insan aç? Ben cezaevine özel hale geldim ya. Suç işlememek için şu anda ben... Yani... Sıkıyorum kendimi, sıkıyorum. Saldım beni dışarı. Ben ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Tekrar suça mı bulaşmam gerekiyor? O sokakta yaşıyor ama küçük bir radyosu var. Oradan her gün haberleri takip ettiğini söylüyor Ümran Verdioğlu. Peki haberlerde duydukları onun gerçekliğiyle örtüşüyor mu? Anlaştırmak dışarıda da yeni işbirlikleri kurmak, siyasi ve askeri... Bütün kanallar el birliği yapmışsa sonra bu ülke... Güllük gülistanlık, herkesin keyfi yerinde, bu memlekette aç yok, bu memleket o çok iyi, gelir düzeyi yüksek, milli hasıla yüksek, devletin borcu yok. Herkes güllük gülistanlık, haberlere göre. Ama hayat bu değil. Sokaktaki hayat, sokaktaki hayat çok başka. Şükrediyor başını koyacağı bir yer olduğunu ama burayı da kolay elde etmediğini söylüyor. Şimdi havalar soğudu. Şu anda en azından... Üstünüz kapalı ama bazı günlerde damladığını söylediniz değil mi dün? Islak burası, bakın ya, ıslak burası. Aha elli sür, ıslak burası, bak elle. Evet. Islak. Burayı tinerciler yaktı, arkadaşlar yaktı, kovmaya çalıştılar. Sürekli mücadele. Ben de o mücadele yanında birkaç yerinde beraberdik. Yani şu gördüğünüz 5 metrekare bir yer ama bizim evimiz oldu burası. Biz gene de o yağmurun damlamasına razıyız burada. Niye? Çünkü en azından tepemiz kapalı, üstümüz kilitli. Ancak zorlu şartları bunlarla da sınırlı değil. Pandemi var diyor. Kısıtlamalarla birlikte hayatta kalmak artık onun için daha zor. Duş almaksa mucize. Ben 20 gündür yıkanmıyorum. En son 20 gün önce karşımda Tuzla'da bir arkadaşım var. Gittim onun evinde. Üstümü başımı değiştirdim. Yıkandım. Yok. Nerede yıkanacaksın? Otel almıyor. HES kodumuz yok. Şey vermiyor postane. HES kodu vermiyor, kimliğimiz yok diye. Pandemi olmadan... Mesela sabaha kadar mekanların çoğu açıktı. Mutlaka mekanın birinden sokak insanına bir şekilde bir yardım geliyordu. Şu anda bütün mekanlar kapalı. Hiçbir yerden hiçbir şekilde sokak insanı yardım alamıyor. Şükür Allah'a geldi. Buluyoruz yani. Buluyoruz. Kimseye ihtiyacım olmadan yaşıyoruz yani. Ama nereye kadar? Bu ülkede insanlar aç da kalabiliyor. Uyuyamıyor da biliyor. Tepesine yağmur da yağıyor. Sokakta da kalıyor. Bu bizim ülkenin gerçeği. Evet, tabii İstanbul'da, başka kentlerde de böyle evsiz kalan binlerce kişi var aslında. Biz onların çoğunu görmüyoruz. Çünkü neden? Özellikle kışın daha zor bir kuytu bir yer bulup işte orada uyuyabiliyorlar. Yazın biraz daha böyle parklarda, çayırlarda falan oluyorlar. İşte elden geldiği kadar yardım ediliyor sokak çocukları için, sokakta yaşayanlar için. Ama işte bir yere kadar bunları görmek gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Gözümüzü kapatmamamız gerekiyor. Şimdi gelelim bugüne. Bugün 17 Aralık. Şimdi 17 Aralık deyince akla ne geliyor? 17 Aralık 2013 geliyor. 17 Aralık 2013'te Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç yaşamadığı inanılmaz bir olay yaşadı. Herkes o sabah şoke
Ne yapacağını kimse bilemedi. İktidar temsilcileri dahil en baştan en aşağıya kadar hiç kimsenin aklına gelmeyen olağanüstü bir olay yaşandı. Ne oldu? Bakın, yani isimleri karıştırmamak için böyle notlarıma bakmak durumundayım. Efendim 2013'ün 17 Aralık sabahı, yani bugün tam 7 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, Ergenekon savcısı meşhur, şu anda kaçak, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün koordinesinde o dönem İçişleri Bakanı olan, bakın polis operasyon yapıyor, evleri basıyor, gözaltılar başlıyor. O sırada İçişleri Bakanı olan Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ile Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, İş Adamları Ali Ağoğlu, Rıza Sarraf, buna geliyorum, ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de Demir gözaltına alıyor. Ayrıca da 89 kişi. Şimdi burada bu Fatih Belediye Başkanı ayrı bir olaydan, yani bu olayla değil ama diğerleri aslında tevhid örgütü araştırması falan yapılırken bir rüşvet çarkı yakaladık diye gidiyor. Şimdi burada enteresan olan şuydu, biraz önce dediğim gibi. İçişleri Bakanı, yani bütün polisin başındaki Muammer Güler'in oğlunun evine polisler gidiyor, operasyon yapıyorlar, evi arıyorlar. Dört tane para sayma makinesine ve evde bulunan paralara el koyuyorlar. Vesaire. İçişleri Bakanı'nın haberi bile yok. Şimdi bu olacak bir şey değil zaten. Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı'na rağmen operasyon yapılıyor. Fakat nedir? Sonra ne oldu işte? Ondan sonrası bir facia. Türkiye'de yine ilk defa iktidar kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Nedir? Bu operasyonda kim varsa hepsini görevden aldı. Şimdi bu da hiç dediğim gibi yani akıl alır bir şey değil. Fakat o gönül sıcaklığında kimse böyle anlayamıyor. 5-6 sene sonra bakınca nasıl büyük bir operasyon olduğunu anlıyorsunuz. Böyle bir operasyon yapan kim olursa olsun her ülkede iktidarları devirir. Çünkü olağanüstü bir rüşvet çarkı çıkıyor ortaya. Sadece neydi? Halkbank Genel Müdürü'nün evindeki aramada ayakkabı kutuları içine istiflenmiş kaç milyon dolardı arkadaşlar? 4 müydü, 2,5 müydü? Sonuç $1 milyon. 2'den fazla ama. 6 değil ya 4'tü ya 2,5'tu. Yanlış hatırlamıyorsam. Notlarıma yazmamışım, işe bak. Öyle bir para bulundu. Banka Genel Müdürü'nün. Ya şimdi Banka Genel Müdürü'nün evinde nakit para olmaz. Efendim işte Bosna'da mı ne, bir İmam Hatip mi yoksa bir oku, cami mi, külliye bir şey yapılacakmış, ona yardım parası falan diye eve topluyor. Ya böyle bir şey yok. Yani bunlar hep banka sistemine geçer. Ya bankacının özelliği nedir? Sokakta para birisi bile gider bankaya yatır. Yani bankacılık böyle bir şey. Bunlar oldu. Şimdi o bir fotoğraf olacak arkadaşlar ya. Bu 4 kişi yan yana. Onu bir koyabilir miyiz? Bakın. Bu fotoğraf çok olur bir şey değil. Bakın bu fotoğraf. Şimdi bakın bu fotoğrafta kim var? Sağ başta Zafer Çağlayan var. Onun yanında neydi o bakan? Zafer Çağlayan. Ay. Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Onun yanında Muammer Güler. Onun yanında da Egemen Bağış. Hepsi ellerini kaldırır. Ya bu sanki bir ilahi güç tarafından bir araya getirilmiş ve 3 sene önce fotoğrafı çekilmiş. Bu yanılmıyorsam 2011 seçimlerinden. 2011'de seçim değil de. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın hani meşhur böyle seçimi her kazandığında balkona çıkıyordu ya. Şimdi biliyorsun balkon iyice uzaklaştı. Sarayın balkonundan konuşuyor. 300 metre ötede de vatandaş dinliyor. Böyle olduk. O balkonda çekilen fotoğraf. Şimdi bu 4 kişi ya operasyon yapıldı. Ve tesadüfe bakar mısınız ya bu 4 kişinin böyle ellerini kaldırdıkları, zafer işareti yaptıkları bir fotoğraf. Hakikaten isteseniz olmaz. Ya araya biri girer ya. Yani gene bu 4 kişi, çünkü o sırada bunlar bakan, bütün bakanlar oldu ama 4'ü yani. Tabii buna bakınca diyorsun ki ya bunlar aslında demek aralarında da iyi anlaşıyorlarmış diye bakıyorsunuz. Ve bunlar yan yana duruyorlar. Sonra ne oldu? Bir de 25 Aralık geldi. 25 Aralık'ta durun bakın. O günde daha 41 gözaltı listesi hazırlanıyor. Fakat aralarında
Hangi oğlu vardı Tayyip? Bilal Erdoğan. Bilal Erdoğan'ın da ifadesinin alınacağı öğrenilince zaten 17 Aralık'tan itibaren zaten adliye ve poliste yapılan operasyonlar 25 Aralık'ta dediler ki hop hepsini birden bitti. Rivayettir. Ben o tarihlerde yazdığım için hatırlıyorum. Bilal Erdoğan'ı gözaltına almak üzere Göya Kısıtlı'daki eve bir ekip gidiyor polis ekibi. Fakat korumalarla aralarında çok ciddi bir tartışma çıkıyor. Hatta hani işin çok tatsız hale gelebilecek duruma geldiği bile söylenir. Yani iki taraf, çünkü o da polis, o da polis. Biri diyor ki giremezsin, öbürü diyor ki savcılık kararı ve kapının önünde biraz sertliklerin olduğu söylenir. Ama hepsi birden bitti. Şimdi 25 Aralık gelince bu az önce fotoğraflarını gördüğünüz 4 bakan da görevden alındı. İstifa ettiler daha doğrusu. Fakat içlerinden biri TOKİ'ye bakan işte neydi ya hep unutuyorum ben onun ama bakın olay gününden beri o adamın hepsinin aklımda tutuyorum. Bu adamın hiç tutamıyorum. Erdoğan Bayraktar. Halbuki çok kolay bir isim. Erdoğan AKP Genel Başkanı'nın soyadı. Bayraktar damadının soyadı. Normal olarak akıldan çıkmaması lazım ama çıkıyor benim. İşte o çıktı televizyona ve dedi ki biz dedi tamam istifa ettik ama dedi bizim istifa etmemiz ve Sayın Başbakan'ı koruyacak biçimde açıklamalar yapmamız istendi ki bu çok ayıp oldu dedi ve daha başka bir şey söyledi. Şimdi o bölümü bir izleyelim çünkü bir tek televizyonda yayınlandı. Ondan sonraki günlerde de bir daha yayınlanmadı. Yani internet sayfalarında kaldı ama televizyonlar cız dediler. Ama aradan 7 yıl geçti. Bir kere daha dinleyelim. 5 Aralık günü Erdoğan Bayraktar bu sözleri söyleyerek istifasını açıkladı. Ondan sonra da kayıplara karıştı. Ha daha sonra bir özür gibi bir konuşma yaptı. Hani o anda işte heyecanlıydım falan. Tabii istersen yapma. Hani dönem öyle bir dönem çünkü. O da yaptı ama yoklar. Bunlar içinde bir tek demek ki iyi çocuk olarak görülen saray tarafından da Egemen Bağış daha sonra ödüllendirildi. Ve bugün Prag Büyükelçimiz. Yani şimdi burada tabii şey olmaz. Yani o ses kayıtları falan yasal değil ama gerçek o ayrı. Yani çünkü cemaat o sırada işte her şeyi dinlemiş, izlemiş. Sonra da onları bir güzel paketleyip servis etmişlerdi. İşte o arada Egemen Bağış'ın ve diğer bakanların da konuşmaları vardı. Ama artık gerek yok. Çünkü her şeyin üzeri örtüldü. En son takipsizlik kararları da verildi. Ancak şunu da söylemeden etmeyeceğim, geçmeyeceğim. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan azledilmesinin altında yatan sebeplerden biri işte bu 4 bakandır. Çünkü bu 4 bakanla ilgili fezleke hazırlanıp meclise geldi. Fakat meclise gelmesi çok tantanalı oldu. Yasak kondu mesela. Görüşmelere yasak kondu. Komisyon çalışmaları yasak, genel kurul yasak. Sonunda şeye gidecek, genel kurulda oylanacak. Tabii yukarıdan talimat yani red edeceksiniz arkadaşlarımız tertemizdir diye. Fakat Ahmet Davutoğlu o sırada başbakan oldu. Değil mi? Başbakandı çünkü sonradan yani onların şeyi geldiğinde başbakandı. Tayyip Erdoğan 2014'te Cumhurbaşkanı seçildi. Sonra geldi. Davutoğlu ya arkadaşlar giderler yargılanırlar aklanırlar dedi. Yani öyle bir havada söyledi ki onu. Yani bir destek köstek yapmıyorum yani meclisin vicdanına kalmış bir iş diye. İşte o unutulmadı. Sonra bir akşam üzeri pelikancıların saldırısından sonra bir baktık kulağından tutup kapının önüne koyuvermişler. Şimdi o günden bu yana pek konuşmadı. Şimdi kurduğu partiyi de söylüyor ama gene söylemiyor. Mesela o dönemin aktörleri konuşmuyorlar. Yani bu neydi? Muammer Güler mesela konuşmuyor. Şey olduğu gibi kayıplara karıştı zaten. En kaybolan da Zafer Çağlayan.